Burası hafta sonu devam ediyor. Programımızda her zaman güzel kadınları ağırlamak büyük mutluluk veriyor. İçimizi açıyor, sizlerin de içini açıyor. Ama bir kadın hem güzel, hem başarılı, hem yetenekli, hem ilham verici olursa işte o zaman programın tadından yenmiyor. İşte öyle kadınlardan biri bizlerle beraber Başak Boztepe, ayakları yere basan bir kadın. Hoş geldiniz diyelim sevgili Başak. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Çok teşekkür ederim. Allah mahcup ettin beni sabah sabah. O kadar da mutlu oldum tabii ki. Ne güzel ilham verici bulunmak hem cinsim tarafından. Şöyle ilham vericisin. Bir kere harika iki evlat yetiştirdiğin için. Çok şükür. Hakikaten öyle. İki güzel evlat ama aynı zamanda bu evlatları yetiştirirken hayatından da geri kalmayıp hem iş kadını kimliğin hem hayatına sahip çıkman, bunlar ilham verici olmak açısından yeterli. Neler yapıyorsun? Biliyorsun zaten bu serüven benim televizyonla daha öncesinde modellikle başlamıştı. Lisede okurken modellik, işte sunuculuk, reklam oyunculuğu yapıyordum. Daha sonra evlendim, araya çocuklar girdi. Sonrasında uzunca bir ara. Sonra tekrar hani ne yapabilirim diye düşünürken hep aklımın köşesinde bir yerde kadınlar için bir şey yapma fikri vardı açıkçası. Bunun belki bir hani program olarak düşündüğüm uygulayamadım. Daha sonra biriktirdiğim bazı şeyler vardı cebimde ve ilk etapta bu böyle bir giyim koleksiyonuyla ortaya çıktı. Ama tabii ki bu konsept içinde başka hayallerim var ileriye dönük. Oraya geleceğiz. Fakat biraz o araya gelmek istiyorum. Çok popüler, çok meşhur, dergi kapaklarını süsleyen, sürekli talep gören bir kadınken çok genç yaşında birdenbire elini eteğini çektin ve hep düşünüyordum ya bir Başak Boztepe vardı. Ne güzel kadındı. Nerede acaba ne yapıyor diyordum. Bu senin kararın mıydı ve neden böyle bir karar verdin? Evet şöyle ki beni tanıyan ya da işte uzaktan takip eden birçok insan benzer soru sormuştur bana. Yani bu benim kendi kişisel kararımdı tabii ki. Çünkü senin de söylediğin gibi çok popüler olduğum 1,5 senelik bir dönem var hayatımda. Ve yani modellik, yani görsel bir iş yapmak biliyorsun her zaman ilgiyi çok fazla üste çekiyor. Ve bu bazen rahatsız edici boyuta da gelebiliyordu. Magazin basınında şu anki gibi daha vicdanlı değildi bizim 90'lar döneminde. Çok canım sıkıldı. Çok yalan haber, ne bileyim işte özgürlüğümün elimden kaydığını düşündüm ve o yaşta dahi böyle kendine dönük bir insandım. Hep düşündüm mutlu muyum, huzursuz muyum, iyi miyim, değil miyim? Hep böyle kendime bunları sorardım zaten ve hani sonrasında da ya Başak boş ver dedim hani çek elini eteğini. Aldığım keyiften daha ziyade bir mutsuzluk kalıyordu bana günün sonunda çünkü. İyi ki de öyle olmuş. Zaten hayatta hiçbir şey tesadüf değil. O da başka bir şeye zemin hazırladı. İki tane pırıl pırıl dediğin gibi kız çocuğum oldu. O dönem benim için en verimli geçecek dönemmiş meğer. Zeynep ve Defne'den bahsediyoruz. Evet. Kaç yaşındalar Başak? Zeynep 18'ini bitirdi geçen ay. Bir üniversite öğrencisi şu an. Defne de 16,5 yaşında. Bayanlar, bize. Baylar, değerli izleyicilerimiz, izlentimizi değer bulup izleyen hanımlar, beyler. Bu karşımda gördüğünüz süper güzel, fit, genç kadının 18 ve 16,5 yaşında iki kız çocuğu var. Radikal. Ama şu da çok radikal. Pek çokları için o kadar çekici bir olay ki. Evet, muhakkak. Birdenbire kesip atmak ve bu üne sırtını dönmek kolay değil. Yani onu demin söyledim işte. Yani kendine dönük, yani kendiyle meşgul diyeceğim ama bu yanlış anlaşılmasın. Yani hep içsel olarak kendime dönük biriydim. Yani mutlu olduğum, mutsuz olduğum, hata yaptığım, kaygılandığım. Yani duygularım çok fazla ön plandaydı benim. Halen daha öyledir. O dönem bir şekilde bir tehdit altında hissettim kendimi ve dedim yani bu böyle gidemez. Çünkü dediğin gibi o ün, o ilgi ya da ne bileyim onu çok arzu eden ve hayatın odağı haline getirmiş bir genç kız değildim o zaman da. Ya tabii ki bana katkıları, bana geri dönüşleri maddi manevi gayet güzel de oluyordu ama ne bileyim böyle yani sıtkım sıyrıldı, keyfim kaçtı. Yani çok hayatta yapmak istediğim başka şeyler vardı ve bunu sadece bir model kalarak yapamayacağımı da görüyordum.
Sonra çocuk... Tam o sırada peki evlilik teklifi mi aldın yoksa? Yani evet, çok birbirine denk düşen dönemler oldu. Yani ben bu işten ayrıldım, reklam şirketinde çalışmaya başladım. Ondan sonra o dönem çocuklarımın babasıyla tanıştım. İşte 6-8 aylık bir flört döneminden sonra da evlenme teklif etti. Evlendik, peş peşe iki tane çocuk. Sonra bir ayrılma falan. Ondan sonra hayat bu döneme kadar geldi benim için. Fakat tekrar geri dönüş sinyalleri aldık. Evet. Yine televizyon bir şekilde insanın içine girdiği zaman tabii, o mesleğin o tarafı tabii, ve o aşkı... hayatının bir döneminde geri dönmek istiyor. Yani geliyor. Hem öyle, bir de hali hazırda yani yapabildiğime inandığım en önemli şey unsur benim hayatımda televizyon. Yani hem iletişim mezunuyum, eğitimini aldığım bir konu, ne bileyim diksiyon kursu aldım. Böyle bir emek ve yatırım var aslında bunun altında. Yani hayatın her zaman getirilerine açığım, iyi veya kötü. Fakat işte inşallah bu şekilde de bir yol kazanır yani önümüzdeki günler, bakalım. Bu arada tüm Türkiye'nin çok sevdiği bir abi ve o abinin kaybı. Sertaç evet. Boztepe'den bahsediyorum. Ondan sonra çok yakındınız. Birbirini çok seven kardeşlerdiniz. Nasıl toparladın? Nasıl hayat? Nasıl algılıyorsun ve yani... kendine... anlatıyorsun. Şöyle, yani benim kızlarıma da söylediğim bir şey vardı. Onu da kendime uygulayabildiğim için zaten onlarla da paylaştım. Tabii ki hesapta olmayan kayıplar her zaman hayatın içinde var. Herkes için var. Bu maddi bir kayıp olabilir, manevi bir kayıp olabilir. Fakat işte her şeyin böyle iyisini, güzelini yaşarken, güzel bir yemek yerken, güzel bir seyahat ederken, her şeyin iyilerini yaşarken insan bir an için bile durup Allah'ım çok güzel bir şey yaşıyorum, neden ben demiyorsa, kötüsünü de yaşadığında neden ben dememeli. Yani bu hayatın hakikaten fıtratına ters bir şey. Geldiği gibi kabullenmek, isyan etmemek bence çok önemli. Yani biraz daha kafayı çıkarıp diğer insanlar hem ülkende, konunda, komşunda, hem dünya genelinde nelerle mücadele veriyor, buna tanık olduğun zaman zaten, yani seninki ne ki o acılar bütününde diye düşünüyorsun. Biraz daha tevekkülle karşılamayı öğretiyor bunlar insana. Bir de bilmiyorum, o yası tutmak lazım. Sağlıklı bir şekilde tekrar hayat devam edebilmek, şifalanmak için o yasla yüzleşmek lazım. Yani hiçbir şey olmadı, çocuklar düşer mesela parkta, anneler babalar gider, bir şey olmadı, bir şey olmadı diye dizini falan. Hayır, aslında çocuğa bir şey oldu. O çocukla bir kontak kur, gözlerine bak, canın acıdı değil mi? Tamam, şimdi geçecek, ben buraya işte tentür diyot süreceğim, bant yapıştıracağım. Her neyse, ileriye dönük bir umut çıkarmak lazım o an aslında çocuk için. Çünkü bilmediği bir şeyle yüzleşti belki. Yani yakın kaybı da böyle bir şey. Çalışmadığınız yerden geliyor, evet. Çok ağladım, çok tabii ki birçok benzer şey yaşayan insan gibi. Hala burnumun direği sızlıyor, müthiş bir özleme bırakıyor yerini ama... Ne ilkim ne son olacağım. Öyle. İnşallah başka bir boyutta kavuşacağız kendisiyle. Hayatın gerçeği bu, öyle değil mi? Bir tabii şekilde ki, insan doğuyor, yaşıyor, tabii ölüyor. Tabii Allah hep sıralı ölüm tabii, versin en önemlisi, derler. En önemlisi. Bir anne için tabii, muhtemelen kardeş kaybı tabii, da insanın burnunun direğini sızlatır. Ağlarsa çok ana bağlar demişler, aynen, boşuna demiyorlar yani. Aynen, evet. Anne... ler evlatlarını muhakkak, kaybetmesin muhakkak, ama Allah her acıyla baş edecek gücü insan evladına veriyor. Tabii. Bir şekilde hayat devam ediyor. Tabii iyisiyle ki, kötüsüyle. Muhakkak tabii. Ve biz bu hayatı yaşamak durumundayız ve en evet, güzel şekilde yaşamak evet, durumundayız. Bir kere geldik tabii, hayatımıza. O nefes devam ediyor. Onun hakkını vermek lazım. Aynen. Yani bu böyle bir kendini olmadığın bir şekilde bir mutluluk veya bir oyunun içinde görmek gibi değil. Hakikaten yani aldığın bir tadı, çok klişe şeylerdir bunlar ama kaybedince ya da kaybetmekle yüzleşince insan bunun değerini, şuranızda şöyle bir oksijen tüpüyle yaşamaya başlayınca o nefesin ne olduğunu çok net anlıyorsunuz. Aynen öyle. Yani hep şükrederek, ne bileyim, hep hayatta daha kötü senaryolar her zaman var. Onun için
bir yerden bir insan kendi gün ışığını yaratmalı. Sen de kendi gün ışığını çocukların, ailen, sevdiklerin haricinde bir de yeni koleksiyonunla yarattın. Evet, evet. Hep ilgili miydin modaya? Tabii yani modellikten kalma böyle bir ilgi vardı zaten. Fakat hani birçok hem cinsime göre de hani çok alakadar ve son trendleri takip eden bir durumum hiçbir zaman olmadı. Halen daha yok. Ben tamamen böyle kendi keyfime göre birazcık böyle retro havasını çok seviyorum. Çünkü moda dediğiniz şey zaten günün sonunda dönüp dolaşıp işte bakıyorsun 60'lar geri geldi diyorlar, 70'ler geri geldi. Hep bir şekilde bir sirkülasyonu olan bir konu. Ben çok böyle hani bağıran, çok iddialı şeyler giymekten hoşlanmadığım için tasarladığım kıyafetler de aynen bunu yansıtıyor zaten. Yani benim hiç üstümde böyle hani bir markanın logosunu veya böyle hani reklam almış gibi gezen bir halimi göremezsiniz. Bu kıyafet ne böyle? Ne kadar aslında harika, basit, naif bir görüntüsü var. Yani hep bunu amaçlıyorum inşallah da hani devam Yalnız eder. Yalnız insan kendi koleksiyonunun mankenliğini yapabilme güzelliğine sahip olmasına ne diyeceğiz? Büyük şans. Yani çok daha küçük bir markayız. Onun için tasarruf paketi olarak bu tasarruf paketine dair tabii, bir şey mi? Yoksa bir de para vermeyelim diye. Onu da ben üstlendim. Ne güzel yer bulmuşsunuz. Evet, burası Başak Akyaka. Tarlaları falan evet, böyle. Akyaka burası ve tesadüfen gerçekten bak, şansımıza. Ya şunu bir dondurur musunuz? Bu elbise yazlık. Evet, kışlık, bu geçen yaz geçen koleksiyonumuzdan. Yaz. Bunu evet. Bu yaz koleksiyonunda bir kere daha istesek olur Benzer mu? Benzer havada şeyler var. Var mı? Ben senin için zaten hazırlarım, hiç dert değil yani. Ayrıca ben bunu o kadar olsun yani. Ay için. Harika, çok güzel. Süper. Evet. Bak ne güzel çıkmışsın. Pek bir fotojeniksin. Nasıl keşfedildin sen Başak? Lisedeyken. Daha doğrusu orta sondaydım zannedersem. Ne oldu? Biri yanına yanaştı ve kartını mı verdi böyle? Kart vermedi. Çok güzelsiniz, gelin bizim ajansa diye. Kart vermedi ama yani bir şekilde bir iletişim numaramı isteyip işte oynamak ister misin reklamlarda diye başladı. O dönemde de düşünsene yani 95 senesi falan zannedersem. Ne kadar güzel işte harçlığıma da bir katkısı olur falan diye işte babamdan para almam falan iyi olur mu iyi olur derken girdiğim bir süreç benim aslında. Ama Sertaç da çok meşhur. Sertaç benden daha da sahanın içindeydi. Yani ben Sen mi önce başladın, Sertaç mı önce aslında başladı? Aslında ben daha önce başladım, doğru hatırlıyorsam. Daha sonrasında hemen aynı ajansa abim de kaydolmuştu. Ama o mankenlik de yaptı, daha yoğun yaşadı yani o dönemi. Ben hep böyle işin daha sunuculuk ve reklam oyunculuğu kısmındaydım. Ama beraber çalıştık, beraber çekimlerimiz falan ya, da oldu. Ne güzel, evet. Harika. Onlar unutulmaz anılar olarak tabii, kalacak. Peki yine koleksiyonuna dönecek olursak, nasıl karar verdin böyle bir koleksiyon çıkarmaya? Çünkü bir yandan rahatlıkla ekran yüzü olabilirsin, bir televizyona girebilirsin, yine reklam ajanslarına kaydolabilirsin, reklamcılık yapabilirsin. Neden bu? Ya bir şey üretme isteğinden kaynaklandı aslında. Yani insan yaş aldıkça birçok şeyi yorumlaması, hayatına katkısı, onu sürdürme şekli de değişiyor. Yani bu kadar hani seyahat etmeyi çok seven bir insanım. Ettiğim seyahatlerde ne bileyim işte Portekiz'de gördüğüm bir çini belki, ne bileyim gittiğim başka bir yerdeki bir çiçek. Bunların hepsinin fotoğrafını çekip hani cebimde saklayıp ondan sonra iş kumaş tasarımına geldiğini, ya ben böyle bir şey görmüştüm, bunu uygulayabilir miyiz? Yani hep bir dayanağı, bir benim için bir referans noktası var aslında ortaya çıkardığım şeyin. Ya zaten modanın John Galliano'su değilim yani. Hani çok böyle piyasada olmayan sürpriz şeyler yaratacak halim yok yani. Ama giyilebilir. Giyilebilir, sade ve basit benim, evet, çizgiler, basit, bağırmayan. Evet. Ya yani benim için şey çok önemli. Yani yaşım geçtikçe hem kendimde de bunu görüyorum, hem diğer hemcinslerimde de. Aynı elbiseyi biz 10 ayrı ama benzer anatomideki kadına verelim. Onun da taşıma şekli farklı olur. Bu enerji denen yorumlama şey tabii şekli ki, de farklı aynen olur. Öyle. Bu enerji denen şey hayatımızın her alanına girdiği gibi tabii ki hani elbise, taşıdığın çanta, yani işte ne bileyim çok pahalı bir çantayı
birisi takar, görmezse bile. Çünkü hani enerjisi daha düşüktür, girdiği ortamda bir varlık gösteremez. Ama onun dışında daha az güzel bir kadın bir girer, ortamı işte kavurur yani. Bunun hiçbir dengesi yok. Bu güzellikle paralel giden bir şey değil. İnsanın aurasıyla, aurası yaş aldıkça daha da bence baskın oluyor. Peki aşk desem? Ay yaşasın. Aşk desen yani beni çok mutlu eden, hayata daha iyi bir insan olmamı, daha umutla bakmamı, yaralarımı daha kolay sarmamı sağlayan Burak derim yani. Evet. Bak. Evet, zaten nişan yüzüğü de görüyorum. Evet. Yakında yeni bir evlilik, yeni bir evet, birliktelik. İnşallah. Instagram postlarınızı görüyorum. Çok tatlısınız. Evet. Yani, çok yakışıyorsunuz birbirinize. Ay çok teşekkürler. Sağ olun. Ay canım benim. Bak. Seyahat arkadaşım, en iyi arkadaşım. Hayatım ben sevdiğim adam. Ne bileyim. Çok büyük şans. Kızlar ne diyorlar? Çok seviyorlar yani hani sen de tanıyorsun zaten hani Burak girdiği ortama hani son derece böyle neşe, mutluluk katan, enerjisi güzel bir adamdır. Çok seviyorlar, çok iyi anlaşıyorlar şansımıza. Bakalım inşallah her türlü koşul el verir de ömür boyu beraber oluruz. Fakat yurt dışında yaşıyor Burak. Evet o işi için Dubai'de çalışıyor ama sık sık gidip geliyor, o gidiyor, ben geliyorum. Bir şekilde şimdilik böyle bir dengemiz var yani kurmuş olduğumuz. Düzen kurdunuz. Evet. Kolay mı yurt dışında yaşayan biriyle ilişki kurmanın ötesinde bir de nişanlılık yaşamak? Oyuncum benim ilk deneyimim. Hiç çalışmadığım bir yerden sordum yani. Daha önce hiçbir uzak mesafe bir ilişki yani yaşamadım. Çok da süreceğine de inanan insanlardan değilimdir normal koşullarda. Bak. Ama hani neticede hani bir kıta geçmediğim için aynı saat dilimindeyiz ve birbirimizi yakalamamız o anlamda daha kolay oluyor. Yani Amerika'da ya da Avustralya'da olsa bilmiyorum ya da büyük konuşmayayım yani ortada kuvvetli bir şey varsa sürdürebildiğiniz kadar sürdürürsünüz tabii ki. Ama iki tarafında benzer heveste ve rızada kalması çok önemli. Yani biz müthiş bir hani emek verdik. Burak benim hayatıma çok zor bir döneminde girdi. Abimin tam terminal dönemiydi yani. Önce hakikaten o desteğini, arkadaşlığını çok yoğun hissettim. Ondan sonra zaten devamı böyle ben de rahatlayınca böyle su gibi aktı geldi yani bugüne kadar. Skype ilişkisi mi yaşıyorsunuz yani? FaceTime. daha kolay. Evet iyi ki var. İyi ki. Ama ben zaten kızımla da öyle yaşıyorum. Büyük kızım o da Londra'da üniversite okuduğu için devamlı böyle hani kıtalar arası bir FaceTime durumum var. Sen ama İngiltere, Türkiye, Dubai tabii. Üçgeni arasında mekik tabii okuyorsun. Şimdilik öyle. Yani çok şükür her şey yolunda gidiyor. Hiçbir şekilde bir şeyde bir azalma olmadığı gibi artına aksine artı olarak da sevgi ve özlem katıyor yani. Avantajları da var aslında bakma. Tabii ki isteğim burada yanımda olması. Peki senin Dubai'ye yerleşme gibi bir durumun söz konusu olabilir yani mi? Yani şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü lise 3'e giden bir kızım var. Bir kere onun bir üniversiteye yerleşmesi lazım. Önce kadınlar ve çocuklar derler ya. Yani önce tabii ki çocuklar. Yani hiç öyle bir yakın gelecekle ilgili bir plan yapmıyorum zaten. Yani biraz Defne'nin bir okula yerleşmesi lazım. Sonrasında hani Burak hala orada kalma gibi bir durumu olur mu olmaz mı? O zaman oturup düşüneceğiz tabii ki ama şu an her şey çok şükür ki yolunda yani. Peki televizyon? İşte 1,5 sene başka bir kanalda bir canlı yayın biliyorsun program sunmuştum. Onun dışında yani açığım tabii ki bir teklif geldiği takdirde. Lütfen oğlum ona mı danışabilirsiniz? Telefonum var kendisinde. Bana ulaşın. Başak Boztepe, tabii. Oylum Talu Ajansı. Tabii. Evet, bir ajansa kaydı olmam gerekiyorsa oğlumcum senden tamam, devam edebiliriz. Benim ajansıma kayıtlı. Eğer Başak evet. Boztepe'ye ulaşmak istiyorsanız ya Instagram hesabını takip edeceksiniz ya Jubel'i takip edeceksiniz ya da bana ulaşacaksınız efendim. Kendisi tekliflere açık ama öyle her şeyi kabul eden bir tarzda ve tavırda da değil. Güzel, doğru, iyi bir iş arzu ediyor ama ekranda olman gerekiyor senin.
Yani o da çok söyleniyor bana. Neden işte oyunculuk yapmıyorsunuz? İşte sizi göremiyoruz televizyonda falan. Ama yani şimdi oyunculuk çok hani başka bir şey. Yani geçmişte oynadığım bir iki tane dizide ama çok farklı bir konsantrasyon ve mesai isteyen bir iş. Hakikaten yani genelde oyuncuların kazandığı rakamlar çok tartışılır bizim toplumumuzda. Hiç işte hak etmiyor. Yani hiç kolay bir hayat değil aslında. Yani o rakamlar kazanılıyor ama harcayacak bir zamanınız yok. Yani futbolcular gibi. Öyledir ya yani zaten belirli bir zaman aralıkları var. İşte set off olduğu zaman ancak bir seyahatte ne bileyim böyle bir kendine dönük bir hayata geçebiliyorlar. Hele böyle bir ilişki yaşarken. Yani belki ne bileyim haftada 2-3 gün çalışmamı sağlayacak bir dizi olabilir, bir program olabilir. Ama böyle kendimi yani haftanın 5-6 günü adayabileceğim bir koşulum yok yani şu an için. Programımızın sonuna geldik. Evet farkındayım. Güzel güzel sohbet ettik. Sevgili Başa özledik. O geri dönüş yaptı ama daha fazla bizimle beraber olmasını istiyoruz. Bir de bu güzel ve başarılı kadın bir moda olayına el attı ki arkada da onun işlerini görüyoruz. Tasarruf planı da tabii ön devam planda. Edecek. Devam edecek mi? Edecek. Kendi markasının yüzü aynı zamanda ekstra bir mankene para vermemek babında giyiyor ve ben de bağdaşsın istedim markanın ismi aslında. Bağdaştırıyor ama buraya gelirken mesela kendi markasından kıyafet giymiyor. Öyle de biri ay böyle şey olmasın diye. Neyse zaten bulmak isteyenler buluyor bir şekilde aracı olmuş. Aynen öyle. Çok teşekkürler sevgili Başak geldiğin için. Bir bebek severdir kendisi. Senin bebeklerini sevmemek gibi bir şey söz konusu değil gerçi ama. Ara ara buluşuyoruz, bebek sevmeye buluşuyoruz. Tabii bize geldiğinde Başa görebilen ne aşk olsun. Çünkü hep bebeklerle yuvarlanır pozisyonda. Çok tatlı, çok düzgün, çok sevdiğim, saygı duyduğum bir arkadaşım aslında sevgili Başak benim. Ve inşallah çok daha fazla ekranlarda olsun. Onun ekranda olması bizlere kazanç. Tekrar teşekkür ediyorum teşekkür geldiğin ederim, için. Ölümcüm. Çok sağ ol. İyi hafta sonları diliyorum sana. İyi hafta burada selam. İyi yayınlar söylerim. Defne ile Zeynepciğime de selam. Tamam. Biz sen de öp çocukları. Bitiriyoruz böylece. Yarın saat 8'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.